Exclusive Networks Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben Selim. Bu video serimizde Palo Alto Networks'ün Cloud Native güvenlik çözümü olan Prisma Cloud Compute ürününden bahsedeceğiz. Serimizin ilk videosunda Prisma Cloud Compute nedir sorusuna cevap verip Vulnerability Management özelliğine değineceğiz. Serimizin diğer videolarında da Prisma Cloud Compute ürününün diğer özelliklerine değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Prisma Cloud Compute kısaca on-prem ya da herhangi bir cloud platformu üzerinde kullandığınız hostlarınızda, konteynerlarınızda veya serverless yapınızda kapsamlı görünürlük, tehdit önleme, uyumluluk güvencesi ve veri koruma gibi özellikleri sürdürülebilir ve sürekli olarak yapmanıza olanak sağlayan Palo Alto Networks tarafından sunulan Cloud Native güvenlik platformu çözümüdür. Bunun yanısına registry ve CI/CD tool'larınızla entegre olarak çalışabilir ve bu süreçlerde güvenliği sağlayabilirsiniz. Prisma Cloud Compute ürününün ortaya çıkış sürecine baktığımız zaman TwistLock, PureSec ve UpperRate olmak üzere container ve serverless platformları üzerinde güvenlik sağlayan alanında başarılı markaların yetenekleri ve Palo Alto'nun tecrübesi birleştirilerek Prisma Cloud Compute meydana gelmiştir. Prisma Cloud Compute, Enterprise Edition ve Compute Edition olmak üzere management yöntemine göre ikiye ayrılmakta. Her iki yöntemde de mimari benzer olup Enterprise Edition versiyonunda yönetim Software as a Service olarak sunulup Compute Edition versiyonunda ise on-prem olarak kendi ortamınızda yönetim yapmanızı olanak sağlıyor. Prisma Cloud Compute bileşenlerine göz atacak olursak, temelde Intelligent Stream bileşeni sayesinde zafiyet veri tabanını güncel tutarak yapınızda sürdürülebilir ve sürekli olarak zafiyet analizleri yapabilir. IAM bileşeni sayesinde role-based yetkiler tanımlayabilir ve yönetim sağlayabilir. API Enabled özelliği sayesinde kullandığınız tool'larınız ile Prisma Cloud Compute platformunuz arasında entegrasyon sağlayabilir. Alerting özelliği ile yapınızda oluşabilecek kritik düzeydeki durumlardan anında haberdar olabilirsiniz. Prisma Cloud Compute özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak, Prisma Cloud Compute sunmuş olduğu güvenlik çözüm mimarisi sayesinde yapınızda otomasyon, visibility ve prevention sağlayabilirsiniz. Ayrıca kuzey, güney ve doğu batı yönündeki trafiklerinizin de güvenliğini, yönetimini ve denetimini sağlayabilirsiniz. Temel olarak bu özellikler Vulnerability Management, Prisma Cloud Compute mimarisinde bulunan güncel Intelligent Stream bileşeni sayesinde yapınızda kullandığınız hostlarınızın, konteynerlarınızın veya functionlarınızın sürekli olarak monitör edebilir, zafiyet analizi ve tespiti yapabilir, belli etkenler baz alınarak risk skoru oluşturup risk severitesine göre sınıflandırabilir ve zafiyetleri önleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra Application Lifecycle boyunca zafiyet tespiti ve engellemesi yapabilir, tüm CI süreçlerinizle entegre ederek zafiyet yönetimini sunabilirsiniz. Runtime Defense, konteynerlarınız, hostlarınız veya serverless uygulamalarınız için gerçek zamanlı olarak predictive ve threat-based koruma sağlayan özelliğidir. Runtime Defense predictive özelliği ile file system, network, process ve sistem kodlar düzeyinde davranışsal analiz yaparak beklenmedik bir durum anında uyarı verebilir veya engelleme yapabilirsiniz. Threat-based protection sayesinde de konteyner içerisinde malware'leri engelleyebilir, bir botnet'e bağlanması gibi durumlarda koruma sağlayabilirsiniz. Firewalling, firewall özelliği sayesinde Layer 4 ve Layer 7 düzeyinde yapınızda güvenlik sağlayabilirsiniz. Cloud Native Network Firewall özelliği, Machine Learning kullanarak otomatik olarak konteynerlarınızın doğu batı yönündeki trafiğini davranışsal olarak analiz eder, beklenmedik bir trafik oluştuğunda bu trafiği engelleyebilir veya alert oluşturarak bu trafikle ilgili alert alabilirsiniz. Container Network Application Firewall özelliği ile de Layer 7 düzeyinde Web Application Firewall koruması sağlayabilirsiniz. Compliance. Compliance özelliği ile global olarak kabul görmüş GDPR, PCI, NIST ve HIPAA gibi compliance template'lerine göre konteynerlarınızı, hostlarınızı veya serverless uygulamalarınızı belirleyebilir ve deploy edebilirsiniz veya kendi compliance'larınızı oluşturabilirsiniz. Access Control. Access Control özelliği ile Prisma Cloud Compute, Active Directory, OpenLDAP, Ping, Okta, Azure Active Directory ve G Suite ile entegre olan geniş kurumsal kimlik desteği sağlayarak Prisma Cloud platformuna merkezi kimlik bilgisi yönetimini uygulamanıza olanak tanır. Böylece uygulamalarınızın build işleminden running sürecine kadar tüm life cycle üzerine bir denetim ve güvenlik sağlayabilirsiniz. Prisma Cloud Compute Deployment'tan da kısaca bahsedecek olursak, deployment için Console ve Defender olmak üzere temelde iki bileşenden oluşmaktadır. Prisma Cloud Compute'u Docker gibi konteynerlarınız üzerine deploy edebileceğiniz gibi Kubernetes, Swarm, OpenShift gibi orkestrasyon yaptığınız platformlar ile de entegre olarak kullanabilirsiniz.
Defender ve konsol olmak üzere iki komponentten oluşmaktadır demiştik ve ihtiyacınıza göre yönetim yaptığınız konsolu on-prem veya Software as a Service olarak cloud üzerinde Palo Alto Networks'ün hub ortamında kullanabilirsiniz. Böylelikle Prisma Cloud Compute Software as a Service versiyonunda konsol için ortamınıza herhangi bir installation yapmanıza gerek duymuyor. Defender içinse install edileceği senaryoya göre service, container ve runtime komponent olarak yüklenebilmektedir. Şimdi bu özelliklerden, bu video serimizin de konusu olan Vulnerability Management özelliğinden bahsedelim. Vulnerability Management, geleneksel scannerlardan farklı olarak Prisma Cloud sadece tarama ve zafiyetleri listelemez, ayrıca ortamınıza bağlı olan verilerinizin de analizini yapmanıza olanak sağlar. Böylelikle yapınızdaki zafiyetleri tanımlar, risk grubu oluşturabilir veya önceliklendirme yapabilirsiniz. Zafiyetlerle ilgili genel analiz ekranını Vulnerability Explorer üzerinde görebilirsiniz. Bu senaryoda Prisma Cloud Compute Software as a Service versiyonu ile Kubernetes ortamında testler gerçekleştireceğiz. Burada zafiyetlerin CV kodlarından severitesine kadar hangi container, host ya da servers uygulamaların etkilendiğini analiz edebilir, top list olarak sıralayabilirsiniz. Ayrıca belirli risk faktörlerine göre eşleştirme yapıp eşlenen risk faktör sayısına göre risk skoru elde edebilirsiniz. İlgili CV kodu içerisinde risk trees kısmı ile etkilenen image'lerin hangi container, hangi nodlarda çalıştığının listesini çıkararak kimlerin risk altında olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Prisma Cloud ile Defender install edildikten sonra otomatik tarama işlemi yapılarak install edilir edilmez zafiyet analizi elde edebilirsiniz. Böylelikle CV analizi yapabilir, malware, zero day vulnerabilities'ler, compliance issue'lar ve secret'ler elde edebilirsiniz. Bununla birlikte installation sonrası container'larınızda, container çalışan host'larınız üzerinde her 24 saatte bir otomatik tarama yapılır veya scan butonu yardımıyla manuel olarak tarama yapabilirsiniz. İlgili zafiyetlerin CV kodlarının detaylarını inceleyebilir, image sekmesinden ilgili image içerisinde zafiyetleri gözlemleyebilir, vendor status kısmında ilgili zafiyetin güncel durumunu öğrenebilir veya ilgili zafiyete tag ekleyerek kendi grubunuzu oluşturabilirsiniz. İlgili image içerisinde layer sekmesi ile o image'in nasıl oluşturulduğunu, imaj oluştururken geçilen layer üzerindeki zafiyetlere kadar inceleme yapabilirsiniz. Böylelikle o image'deki zafiyetlerin fix edilmesi için nereden başlanacağınızı bulmanıza da yardımcı olacaktır. Prisma Cloud, risk skorlarını kullanarak ortamımızdaki zafiyetlerin risk severitesini hesaplar. Risk skorları içerisindeki faktörlerden birisi de package in use, yani uygulamanızdaki kullanılan paketler aslında. Package info tabı ile software içerisinde running, yani çalışan package'lerle ilgili package'lere ait zafiyetleri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca yine image details içerisinde vulnerabilities kısmında ilgili vulnerability'de bulunan description'da o zafiyetin ne zaman publish edildiğini ve Prisma Cloud'un ilk olarak ortamınızda ne zaman bu zafiyeti yakaladığını tespit edebilirsiniz. Prisma Cloud ile sadece ortamınızdaki image'leri değil, public veya private olarak kullandığınız registry'niz içerisindeki imajları da tarayabilir ve zafiyet analizi yapabilirsiniz. Prisma Cloud ile sadece software zafiyetleri ve compliance issue taraması değil, ayrıca malware taraması da yapabilirsiniz. Bununla birlikte Prisma Cloud zero day zafiyetlerini de yakalayabilmekte. Prisma Cloud, Vulnerability Management Rules sayesinde kurallar oluşturarak hostlarınızın, containerlarınızın veya serverless uygulamalarınızı low, medium, high ve critical severitelerine göre alert üretmesini sağlayabilir ya da bloklama yapabilirsiniz. Bunun için Defend tabından Vulnerabilities seçilerek kuralın uygulanacağı ortama göre kural oluşturabilirsiniz. Bu örneğimizde Kubernetes ortamına deploy edeceğimiz bir pod üzerinde eğer high veya critical bir zafiyet var ise engellemesini sağlayacağız. Bunun için Images altında Deployed kısmına seçip Add Rule ekliyoruz. Kurala isim verip High ve Critical olan zafiyetler için bloklama seçiyoruz. Bu ekranda Advanced kısmında ilgili kural için Exception yazabilirsiniz. Kuralı ekledikten hemen sonra podumuzu oluşturalım. Gördüğünüz üzere ekrandaki hatayı alıyoruz. Şimdi Monitor Event kısmına geldiğimizde aldığımız uyarıları bize kırmızı nokta şeklinde verdiğini görüyoruz. İlgili uyarıyı incelediğimizde de podun deploy edilirken yazdığımız kurala hit ettiğini ve bloklandığını görebiliriz. Vulnerability Management kısmı ile birlikte bu videomuzun sonuna geliyoruz.
Serimizin devamında Prisma Cloud Compute hakkında diğer özelliklerden bahsediyor olacağız. Sorularınız ve daha fazlası için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.